Transfer kapanı yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Fenerbahçe'de orta saha transferindeki son durumu alacağız Ceyhun'dan. Hoş geldin Ceyhun. Hoş bulduk. Nasılsın Tuğba? İyiyim sen nasılsın? Çok kötüyüm. Evet. İnanılmaz bir bel ağrısı. Salgın da var muhtemelen. Bitkinlik, evet. halsizlik falan filan çok kötü durumdayım. Yani Fenerbahçe'de taraftarların kurun içe beslediği o duygu gibi umutsuz, <laughs> hayattan bıkmış, bezmiş falan bir moddayım. Umarım toparlarız. İnşallah. Tabi orta saha transferi var gündemde. Evet. Orta saha transferi Fenerbahçe'li taraftarları heyecanlandırıyor. Birçok aday söylendi, yazıldı, çok çizildi. Çok fazla konuştuk. Evet çok fazla isim geldi geçti. Tabi öncelikle şu da var atladığımız bir nokta. Fenerbahçe hiç oyuncu satmadı henüz. Hı hı. Ve 50 milyon euro da para harcadı bonservise. Evet. Şimdi hal böyleyken e, Crespo var, Miyazaycı var, Kourouniç var. Bunların ayrılması da gerekiyor hı hı. takımdan. Öncelikle Crespo'nun ayrılmasını bekliyoruz. Hı. Mesela önümüzdeki hafta bu konuda bir hareketlilik olabilir. Orta saha transferine gelmeden önce. Miha Zayç konusunda teknik direktör Jose Mourinho çok soğuk değil böyle. Crespo ve Kurniç'e göre mesela artık onlar biraz daha elenmiş durumda. Zayç yine takım arayan isimlerden bir tanesi olsa da durumu belli olmaz. Kurun için ayrılması çok yüksek ihtimal. Fenerbahçe'de mutlu, İstanbul'da mutlu, maaşını parasını kazanıyor ama taraftarla o bağ kopmadı mı? Koptu. Ee, Jose Mourinho da iki defa şans verdi ve memnun kalmadı Kourinic'den. E şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Kourinic asla 11 oyuncusu falan olmayacak. Rotasyon oyuncusu olma ihtimali de az. Bu üç futbolcudan en az iki tanesinin ayrılışı bile orta saha transferini biraz daha güçlendirecek. Amrabat transfer listesinin birinci sırasındaki isim. Fiorentina'da oynayan, Manchester United'da kiralık olarak geçiren geçtiğimiz sezonu. Amrabat Enner'in de yakın kankası, yakın arkadaşı Enner'in, ikisi de Faslı. Amrabat ihtimali hep masada Fenerbahçe cephesi çok uğraşıyor. Şöyle bir bilgi var o konuda. 15 milyon euro Fenerbahçe'nin çıktığı rakam. Bonservis olarak 15 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe yönetimi. Olur mu olmaz mı Fiorentina'nın da beklentisi 25 30 değil. Fiorentina'da 20'den açtı kapıyı. Bir takım 15 veriyorsa diğer takım da 20 veriyorsa orta, orta yol, yol, yol 16'da 17'de 18'de 15 artı bonuslarla evet. bir şekilde orta yol bulunur. Amrabat transferi zor değil ama burada şöyle bir isim daha ön plana çıktı Fenerbahçe için. Amrabat olmazsa, yine B plan olarak çünkü Amrabat'ın da gelme isteği var ama bu transfer süreci belli olmaz. Son dakika bir teklifle fikir değiştirebilir evet. Amrabat'ta. Bu yüzden e, Thomas Partey ismi Jose Mourinho'nun, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin orta sahada ikinci listesinde, ikinci sırasında olan isim Thomas Partey. Arsenal'de forma giyiyor. Benim de beğendiğim bir futbolcudur. Fizik gücü de çok kuvvetli olan, savunma becerileri kuvvetli olan önemli bir isim Partey. Amrabat olmazsa Partey'e gidilecek <laughs> diyebiliriz. Taraftar hangisini ister mesela? Ben burada bir soru şartım var. Şimdi Amrabat 20 milyon euroya yakın. Daha bonservisi yüksek. Partey'in bonservis bedelini buradan söyleyelim. 10 milyon euro civarında. 15 falan değil. 20 hiç değil. 10 milyon euro civarında Partey'in kadroya katılabilir Partey. Baktığımız zaman Fenerbahçe çok para harcadı, hiç oyuncu satmadı. Bu anlamda bir partiye dönüş olabilir. Maddi hmm. açıdan da sıkışmamak için. Bir de bu sezon kadro gerçekten fizik üzerine kurulu gibi. Yani Aynen. Belki öyle. o yönden de baktığında. Aynen öyle. Çağların fizik gücü gelişti. Osterwald öyle, o sayı Samuel öyle, NSR fizik gücü çok kuvvetli bir evet. futbolcu. Mert Müldür bile, yedek sahibi fizik gücü iyidir. Hmm. Ferdi'den bahsetmiyorum bile. Yani çok dinamik, çok hazır. Bu kadroya uygun isim olabilir o zaman. O çok uygun olur. Amrabat da olur. Amrabat da kötü futbolcu değil. Ama bir Partey gibi sert, agresif bir futbolcu değil. Amrabat'ın kendi artıları var. 27 yaşında. Partey 31'di sanırım. Bon servis konusunda Partey daha uygun. Oradan bakabiliriz. Partey daha deneyim, tecrübe, daha bir yıldız gibi gözüküyor. Onunla da şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Amrabat'ın da top tekniği iyi mesela. İyidir. Uzun pasları, kısa pasları iyidir. Oyun vizyonu, oyun görüşü iyi bir isimdir Amrabat'ta. Yani iki futbolcunun da artıları var bakıldığı zaman. E, Mourinho bu konuda bir tercih yapacaktır. Amrabat'ı da bitirebilir. Fenerbahçe Parteyi de bitirebilir. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ee, i̇kisi de olmazsa mesela benim aldığım bilgi Bundesliga'dan bir futbolcu. Daha tam teyit etmediğim için isimleri şu an belirtmeyeyim. Bir tane Hoffenheim'da, bir tane Celtic'de oynayan ön liberolar, orta sahalar. Bunlar da listede artık Amrabat, Partey ve bu iki isimden e, bir tanesi Fenerbahçe'nin yeni ön olabilir. Fred'le birlikte geçmiş olsun. Sakatlık geçirdi. 2-3 hafta olmayacak Fred. İyi bir kadro kurdu Fenerbahçe. Çok dinamik bir kadro kurdu. Hızlı bir kadro kurdu. Adana Demirspor maçıyla da sezon açılıyor. Evet. Artık o maçta da takım daha da kendisini belli edecek. Bakalım nasıl bir sezon olur. Bakalım. Peki gidecek isimlerle ilgili yine bilgiler var mı? Cengiz Ünder şu an en çok konuşulanlardan bir tanesi. Evet. Katar'dan teklif aldığı haberi var ki doğru. Evet. Katar'dan aldığı teklifi Katar reddettiği de konuşuluyor evet, aslında. Evet. Kabul ama. etmedi. İstanbul'da çok mutlu o yüzden. Yani normal şartlarda e, profesyonel futbolcusun. Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayacağım bu sezon belli. İrfan Can orada var, Tadiç'i kullanıyor hoca orada, Oğuz Aydın geldi vesaire. Ki Mourinho da Cengiz'den çok memnun değil. Şimdi Fenerbahçe'de çok fazla forma giyemeyeceksin. Daha yaşın genç yani yaşlı bir futbolcu değilsin. Katar'dan gelen çok ciddi bir maaşlı bir teklif. Onu da reddetmek. Yani Cengiz'in kendi tercihi. Bu neden? Çünkü çok mutlu. İstanbul'u Çağlar çok yakın arkadaşı. Mert Hakan'ın çok yakın arkadaşları var. Mutlu olduğu için İstanbul'da kalmak istiyor. E yani bunun en doğal hakkı. Ama daha iyi bir teklif gelir mi? Katar'ı reddettiğine göre mesela Suudi Arabistan'ı falan da herhalde reddedecektir. Oralardan gelse de reddeder. Avrupa'dan bir teklif gelirse, İtalya'dan, Seriada'dan oralarda Bugün olmak ister mi? Bugün sanki Taş'la haber gördüm ama mantıksız ne kadar değil biliyor gördüm? musun? Yani bir takım hani büyük takımlar arasında bunlar olmalı. Evet. Mesela herkes çok şaşırıyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçti. E i̇htiyaç varsa geçer. Şimdi Beşiktaş iyi bir bonservis verirse Fenerbahçe'nin işine yaramaz mı? Fenerbahçe'ye para lazım sonuçta her evet. takım olduğu gibi. E Cengiz de forma giymek isteyecek. Beşiktaş'ta oynayacaksın. Hem İstanbul'da kalacaksın. Bunlar olmalı. Daha sık olmalı. Serdar Aziz'de oldu, Gökhan Gönül'de oldu, Caner Erkin'de oldu ama daha da fazla olmalı bence. Raşit Gezal'ın yokluğu, orada ayrıldı Gezal. Cengiz çok iyi olur olabilir yani. Evet. Cenk Tosun geldi. Ne güzel işte. İhtiyaç varsa gelir. Bence gayet iyi oldu. Emin değilim o konudan. Onu bir detaylı bir araştıralım Beşiktaş konusunu. Evet. Cengiz Ünder'i. Ona göre gelişmeleri yine aktaralım. Evet ama son olarak kalmak istiyor. Hı. Kurun içte kalmak istiyor mesela. Evet. Kurun içte kalmak istiyor. E, hepsi mutlu bakmaya. Crespo da mutlu, Zayç da mutlu. Gitmek iste yani teklif gel. Ferdi de mutlu mesela hani ayrılma ihtimali şu olan futbolcular arasında. Şu an bu çok gitmek isteyeceklerini düşünmüyorum zaten. Yok yani, yani maaşlar çok yerinde zamanında ödeniyor. İstanbul güzel şehir. Yani ortam iyi. Jose Mourinho var. Gayet iyi ortam. O yüzden e, ayrılmak isteyen oyuncular da şu an için soru işareti içerisinde Ferdi mesela hep ne diyorduk gidebilir gitmek üzere falan diye ama şu an için duruyor. Ee, bir de şunu söyleyelim. Osterwold ile Çağlar ya da Jiku ikilisi olabilir. Jose Mourinho oraya böyle bir hızlı, dinamik, fizikli bir isim e, oyun tarzına da göre düşünüyormuş ve e, bu doğrultuda Osterwold sol stoper ligde önümüzdeki haftalar için söylüyorum. Bunu idmanlarda denemiş. Böyle bir bilgi verelim. Osterwold Jiku, Osterwold Çağlar'ı da denemiş Jose Mourinho. Zaten daha önce oynadı Osterwold sol stoper. Ama Mourinho da denemiş. Bu bilgiyi de verelim. Evet. Başka eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Ee, yok. İnşallah Lille turunda geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız. İnşallah Galatasaray'a da kalır. Tüm temsilcilerimiz gruplarda yoluna devam eder. E, güzel de bir sezon olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda aktaracaklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki programımıza dek hoşçakalın.